Merhaba Sayın İzleyen. Sizinle daha önce yumuşacık anne poğaçası yapmış mıydık? Yapmamış mıydık? O halde bugün yapıyoruz. Bu tarif ben çocukken annemin yapmış olduğu o güzel poğaçaların tarifidir. Buradan anneme de selam gönderiyorum. Onu çok seviyorum. Annelerimizi üzmeyelim, sevelim, saygı duyalım diyoruz ve malzemelerimize geçiyoruz. Malzemelerimizin hepsi açıklama kısmında mevcut. Yine de sayalım. 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta, beyazları içine girecek, sarıları dış yüzeyine süreceğiz. 3 çorba kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket yaş maya kullanabilirsiniz. Yoksa 1-2 tatlı kaşığı kadar instant maya kullanabilirsiniz. Alabildiği kadar un aslında. Bu tarifte ben şu an 6-6,5 kadar un eledim. Beni izleyenler biliyor, ben bütün tariflerimi unumu eleyerek yaparım. O tarifimizi daha da güzel yapıyor. Arası için de sert ezine peynir kullanıyorum. Arzu ettiğiniz peynirleri koyabilirsiniz veya sade de yapabilirsiniz. O zaman başlayalım. İlk önce ılık suyumuzu karıştırma kabımıza alalım. Yoğurdumuzu ekleyelim. Sıvı yağımızı ekliyoruz. Şöyle ufak bir karıştıralım. Burada yumurtalarımızın beyazı var. Burada şekerlerimiz var. Siz ne kadar tatlı poğaça seviyorsanız bu şekerin oranı da o şekilde değişir. Çok tatlı poğaçalar seviyorsanız bu şekeri bir miktar daha arttırabilirsiniz. Tuzumu ilave ediyorum. Ve son olarak mayayı ilave ediyorum. Bu mayayı ilave ettikten sonra şöyle bir dakika kadar bekleyelim. Mayamız bir aktif olsun. Daha sonra devam edelim. Mayamız aktifleşti. Gördüğünüz gibi. Şimdi azar azar un ekleyeceğim. Bir yandan karıştıralım. Unumuzun hepsini böyle azar azar ekleyeceğiz. Daha sonra elimizle yoğuracağız. Güzel, hafif ele yapışır şekilde ama elimizde kalmayacak şekilde biraz daha un ilave ederek güzel bir hamur yoğurdum. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi dilerseniz üzerine bir streç film kapatıyorsunuz. Bu 2-2,5 katına kadar çıkacak şöyle. Öyle olana kadar gözlemleyin. Bir yarım saat, 40 dakika, 1 saat. O şekilde mayalama tamam. Ama çok vaktim yok diyorsanız fırınızı alın 50 dereceye. 15 dakika maksimum mayalandırın. Daha başka bir pratik yolu daha var. Diyelim ki bugün yapmak istemiyorsunuz. Geceden bunu hazırladınız. Yine streç film sarın. Koyun dolaba. Sabah hemen güzel poğaçalar hazırlayın. O şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi ben fırına vereceğim. Fırında mayalandıracağım. Daha sonra poğaça yapmaya devam edeceğiz. 20 dakika kadar fırında mayalandırdım dediğim şekilde. Yaş maya kullansaydık daha da büyük kabarırdı. Kuru maya kullandığımız için şimdilik bu kadar kabarıyor. Hamurumuzu alalım kabımızdan. Tahtamızı aldık. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur. Ne kadar güzel bir hamur. Şimdi bu hamurumuzu parçalara ayıralım. 12 parçaya ayırmak istiyorum. Şöyle bir gelişi güzel ayıralım. Şimdi bezelerimizi şöyle kenara alalım. Şimdi bezenizi şöyle alın. Şöyle ortasını elinizle açın. Elinizle veya kaşıkta şöyle içerisine peynir koyun. Daha sonra şöyle kapatın.
Bu şekilde yuvarlıyorsunuz. Bu şekilde de tepsimize koyuyoruz. Evet, poğaçalarımız bu şekilde hazırlar. Şimdi yarım saat tepsi mayası gerekiyor. Şimdi mayalandıralım. Hamurlarımızı mayalandırmaya gönderdik tepsi mayası için. Yine 50-55 derecede mayalandıracağız. Poğaçalarımız yeterince mayalandı. Şimdi ayırmış olduğumuz yumurta sarılarını alıyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Üzerlerine süreceğiz. Ama bu kabarıklığını sakın indirmeyin. Dikkat edin. Dikkatli davranın. Üzerlerine sürün. Evet, yumurtalarımızı sürdük. Şimdi dilerseniz şöyle çatalla iz yapabilirsiniz. ...200 derecelik fırına gönderiyoruz. Yaklaşık 20 dakika pişireceğiz. Duruma göre kontrol edeceğiz. Kontrollü şekilde pişireceğiz. Hadi fırına gönderelim. Poğaçalarımız fırına girdi. Çok güzel şekilde pişireceğiz ve fırından çıkaracağız inşallah. Pişmesini bekleyelim ve daha sonra piştikten sonra görüşelim. Evet, poğaçalarımız fırından çıktı. Dinlenirken yumuşaması ve güzel olması için üzerine bir bez koydum. Şimdi o bezi alıyorum. Yumuşacık, kabaran, dolu dolu bir poğaça. Üzerinin şekli de muazzam. Şöyle bir doku testi yapalım. Bastıralım. Görüyorsunuz gayet ne kadar bastırırsam bastırayım. Yine de eski haline dönüyor. Çok güzel bir poğaça. Dinlenince daha da güzel oluyor. Başka bir tanesini alalım. Ne kadar kolay geliyor. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Şöyle. İç yapısını da göstereyim. Gördüğünüz gibi çok güzel. Poğaçalar elde ettik. Şöyle müsaadenizle bir de tadına bakalım. Gayet güzel yumuşacık pamuk gibi poğaçalar olmuş. Ellerimize sağlık. Nazar değmesin maşallah diyelim. Ve veda zamanı. Bunun gibi başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.
Afiyette kalın.